Mesleki gündemdesiniz. Bugün çok değerli bir konuğum bizimle. Sevgili Ali Ekber Öztürk. Kendisi bir grafiker. İstanbul doğumluyum. Aslen Tokatlıyım. Arnavutköy'de oturuyorum. Normal kendi işte çalışıyorum. Grafiker tasarımlar falanla ilgileniyorum. İnternet üzerinden falan. Sosyal medya olsun vesaire olsun. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Mesela bir fotoğrafı yapmaya başladığımda bazen 24 saatimi alıyor. Bazen de 2-3 günümü alıyor. Bazen böyle uğraşıyorum, yapıyorum işte bir günüm falan alıyor. Bakıyorum ki olmadı. Tekrardan yapıyorum. Kendimi bir şekilde öyle geliştirdim yapa yapa ama tabii ki çok zor. Kolay yönleri de var, zor yönleri de var. Önemli olan mesela fotoğrafı nasıl yapabildiğini, böyle nasıl diyeyim ben size, fotoğrafları böyle yapabilmek için ben mesela böyle fotoğraflarıma yaşamı sundum. Eski yaşamlardan vesaire vardı, hayat yaşamlarından. Hep bunları fotoğrafa döktüm. Fotoğrafa dökerek manipülasyon yapmaya başladım. Benim için başarı mesela bir fotoğrafı yaparken kendi çapında başarmayı bilmek. Yani severek yaptığın zaman her şeyin bir başaracağını biliyorum. Tahmin edebiliyorum. Mesela bir işi severek yapmazsan zaten başaramazsın. Ama bir işi severek yaptığın zaman başarılı olabilirsin. Her zaman başarılı olmayı tercih edin. Her zaman tasarımınızı yapmaya çalışın. İş konusunda olsun severek yapın. Hani her şeyi böyle işten yapın. İnsanlara yardımcı olun, hayvanlara yardımcı olun. Hani her şeyi severek yapın. Üniversite TV'den herkese merhaba. Mesleki gündemdesiniz. Bugün çok değerli bir konuğum bizimle. Sevgili Ali Ekber Öztürk. Kendisi bir grafiker. Nasılsınız Ali Bey? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Adım Ali Ekber Öztürk. İstanbul doğumluyum. Aslen Tokatlıyım. Arnavutköy'de oturuyorum. Normal kendi işte çalışıyorum. Grafiker tasarımlar falanla ilgileniyorum. İnternet üzerinden, sosyal medya olsun vesaire olsun. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Birçok insanlara manipülasyon falan yapıyorum. Bunları yani insanlara gösteriyorum. Daha önce oyunculuk falan yapıyordum. Oyunculuğu işte bıraktım. Yani insanları daha çok etkileyebilir, ne yapabilirim diye düşünmeye çalıştım. İşte ondan sonra bir arkadaşım vardı Rusya'dan. Online eğitim falan aldık onunla. Uzaktan eğitim, bir sene falan. Eğitim aldıktan sonra da kendimi biraz geliştirdim. Ondan sonra grafik tasarımı yapmaya falan başladım. İnsanlara tasarımları gösterdim. İnsanlar da işte memnun falan kaldı, beğendiler. Ondan sonra işte benden sağ olsunlar hep böyle motive etmek için şey yaptılar, resim falan istediler. Kimisinin mesela ailesi vefat etmiş olanlar oluyordu, onlara yardımcı oluyordum. Belli bir para teklif ediyorlardı, ben kabul etmedim. Hiç bu işi parayla yapmadım, para şeklinde. Evet. İşte böyle. Çok güzel. Peki neden bu işi seçtiniz Ali Bey? Ya bu işi seçme sebebim sanattan çok ilgim var mesela. Sanatları çok seviyorum böyle. İnsanların böyle yaptığı şeylere böyle bakıyorum, böyle beğeniyorum. Bir fotoğrafları gördüğüm zaman çok ilgimi falan çekiyor. Oyunculuk olsun vesaire olsun. Bunlar benim çok dikkatimi çekiyordu. Böyle şeyler yapmaya başladım. Bilmiyorum insanlara şey yapabildim mi? Memnun edebildim mi? Peki sizin için, sizce bu işi seçenlerde olması gereken özellikler nelerdir? Ya bu olması gereken özellikler mesela işini yani gerçekten içten yapmak, severek yapmak. Yani kimi insan mesela paraya dökerek yapıyor. Paraya döktüğü zaman da iç ilgisini ve şey yapmıyor, yani göstermiyor. Ben mesela bu işi hiç parayla yapmadım. Severek yaptığım için, içten yaptığım için hani insanlara çok güzel yardımcı olmaya başladım. Hani böyle şeyler yapıyorum işte. İnsanlardan hiçbir şekilde de para almıyorum. Yani parayla yapmıyorum. Hep işimi severek yapıyorum. Ek iş olarak da işte bir sektörde çalışıyorum. Avize işini yapıyorum. Akşamlar eve gittiğim zaman, boş kaldığım zaman tasarımlar falan yapıyorum. İnsanlar istiyor benden. Ben onlara işte yardımcı oluyorum vesaire, öyle şeyler yapıyorum. Peki çok severek yaptığınızı ve çok severek başladığınızı söylediniz ama illaki vardır zorlukları. Tabii ki zorlukları var. Mesela bir fotoğrafı yapmaya başladığımda bazen 24 saatimi alıyor, bazen de 2-3 günümü alıyor. Bazen böyle uğraşıyorum, yapıyorum işte bir günüm falan alıyor. Bakıyorum ki olmadı, tekrardan yapıyorum. Kendimi bir şekilde öyle geliştirdim yapa yapa ama tabii ki çok zor. Kolay yönleri de var, zor yönleri de var. Yani önemli olan mesela fotoğrafı nasıl yapabildiğini, böyle nasıl diyeyim ben size, fotoğrafları böyle yapabilmek için insanlar yaşam, ben mesela böyle fotoğraflarıma yaşamı sundum. Eski yaşamlardan vesaire vardı, hayat yaşamlarından. Hep bunları fotoğrafa döktüm. Fotoğrafa dökerek manipülasyon yapmaya başladım. Tabii keyifli yanları olduğu kadar zorlukları da var. Hı-hı. Ama gülü seven dikenine katlanır tabii diyoruz. Tabii ki. Peki ne zamandır bu işle uğraşıyorsunuz?
Ben bu işte 4 senedir falan bu işte uğraşıyorum. Bir sene falan işte zamanımı şey yaptım, onu harcadım. Hani öğrenmeye çalıştım. 1,5 sene, 2 sene sonra da işte öğrenmeye falan başladım. Öyle öyle gitti. Sizin için bu mesleğin geleceği nedir? Benim için bu mesleğin geleceği bir sanattır yani ya. Yani ben bilmiyorum, ben sanata çok düşkün bir insanım. Sanatı seviyorum. Hani insanların da sanattan ilgisini duymasını istiyorum. Peki şimdi bir nevi anlıyorum ki hobi olarak da tabii bir ki hobi kenara olarak duruyor. yapıyorum. Ama İşi hayatınızda olarak. büyük bir payı da var, Evet. grafikerliği. Sizin için başarı nedir? Benim için başarı... Grafikerlik açısından söylüyorum. Evet, benim için başarı, şöyle anlatayım. Mesela bir fotoğrafı yaparken kendi çapında başarmayı bilmek, yani severek yaptığın zaman her şeyin bir başaracağını biliyorum, tahmin edebiliyorum. Mesela bir işi severek yapmazsan zaten başaramazsın. Ama bir işi Kesinlikle. severek yaptığın zaman başarı olabilirsin. Evet. Peki bugüne kadarki en büyük başarınız neydi sizce? Bugüne kadar benim en büyük başarım tasarımla uğraşmak. Tasarım. Evet, ben tasarımcıyım yani. Çok severim öyle şeyleri. İnsan, yani böyle yaşadığın hayatı, zulümleri vesaire hepsini fotoğrafa dökmeyi çok severim. Benim için bu büyük bir başarıdır. Evet. İnsanlara güzel şeyleri göstermek. Bunlar benim için büyük bir başarıdır yani. Peki sizi en çok ne motive ediyor? Beni en çok motive edenler mesela yaşam olsun, insanların yaşamı olsun. Onları göz önüne getirerek onlar beni motive ediyor. İlham kaynağınız var mı peki? İlham kaynağım yok. Genel Yani olarak yaşanmışlıklar. Yaşanmışlıklar, Evet, aynen yaşam. öyle. Peki çok güzel. Bu işte hedeflediğiniz konum mertebesi nedir peki? Bu işte hedeflediğim bir konu olarak kendimi geliştirip daha çok iyi yerlere gelmek, insanlara yardımcı olmak. Hani nasıl diyeyim ben size? Mesela bir insanda maddi olarak benden bir destek istiyorlar. Tamam, hani maddi olarak olsun, şey fotoğrafçı şey olsun. Bana diyorlar ki mesela benim bir maddiyim falan yok. Ben tasarım, yani fotoğraf yapmanızı istiyorum. Ailesi vefat etmiş. Ben gidip o kişilerden mesela para talep etmiyorum. Parayı zorla talep ettiren kişilere de hani diyorum ki sokak hayvanlarda, hani sokaklarda kalan hayvanlara yardımcı olun vesaire. Öyle şey yapıyorum. Hani hiçbir şekilde kimse gelip de diyemez yani benden ücret aldı. Hiçbir şekilde ücret de almıyorum. İnsanlara yardım etmeye çalışıyorum. Yani almanız gerektiği yerde almıyorsunuz aslında. Yani almam gerektiği yerde de almıyorum. Yani evet. Alsam da bir şey değiştirmiyor ki. Yani sonuçta bazı insanların durumu da kötü oluyor vesaire. Onlara da zor altında kalmak istemiyorum. Çünkü ben bu işi severek yaptığım için hani öyle yapıyorum. Evet, çok güzel. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize her zaman başarılı olmayı tercih edin. Her zaman tasarımınızı yapmaya çalışın. İş konusunda olsun severek yapın. Hani her şeyi böyle işten yapın. İnsanlara yardımcı olun, hayvanlara yardımcı olun. Hani her şeyi severek yapın. Evet, işimizi de hayatımızı da aynen. Severek. Hep severek yapalım. Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Mesleki gündemdeydik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.